Ülkede yetiştirilen sebze ve meyvelerin ne kadar güvenilir olduğu tartışılırken Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel de halkın rahatsızlığını dile getirdi. Kıbrıs TV'de günün ajandası programına katılan Naile Soyel, ülkedeki gıdalarla içme sularının yeterince güven vermediğini söyleyerek bu yüzden de halkın tedirgin olduğunu belirtti. Gıda mühendisi olan Naile Soyel, hormonlu gıdaları ayırt etmenin pek de kolay olmadığını söyledi. Tabii ki işte küçük bir ülkede yaşıyoruz. Bazen gerçekten tanıyoruz bile satıcı kişileri. Evinde bahçesinde yapıyordur örneğin. Ya da gerçekten kendi içinde zaten üretiyor. O yüzden hani fazlasını da satmayı tercih ediyorlar. Böyle güvendiğimiz isimler yine gerçekten organik olarak yazıyorsa hani kendi düşüncesine göre bir nebzeye kadar kabul edilebilir ama resmi anlamda organik olabilmesi için sertifikasyon gerekiyor. Ha. Soyel tüketicilere bazı önerilerde de bulundu. Yani sebze ve meyveler çok gösterişsiz, rengi soluk ve yani böyle çok çelimsiz görünenler Tamamdır. genelde ilaç olarak çok bir şey almamış ve daha organiğe Ya da sinek geliyorsa falan yakındırlar. ona. Bravo, sinek geliyorsa aynen öyle. Daha organiğe yakındırlar ama çok aşırı renkli, aşırı canlı, aşırı yeşil renk örneğin atıyorum ya da sulu. Bunlar birazcık tabii ki endişe verici. Yani organik olmadığı anlamında bir iddia atamayız. Bazen gerçekten ürünün cinsi dediğim gibi genetik olarak değiştirilmiş tohumlar kullanılabilir. Daha güçlü tohumlar da daha farklı ürün mahsul edilebilmesi için çalışılmış lahanlardır da olabilir. O nedenle mümkün olduğunca aslında çok aşırı gösterişli olmayan ve özellikle aslında mevsiminde tüketmek çok önemli. Çünkü mevsim koşullarında yetiştiği sürece zaten çok fazla dışarıdan hormon ya da işte rengini geliştirici bir takviyeye ihtiyaç duymaz üretici de. Naile Soyel, organik gıdalara yönelmenin ülke ekonomisi açısından önemli olduğuna da vurgu yaptı. Organik gıdaya yönelmemiz çok önemli. Çok güzel bir mevsimde yaşıyoruz, coğrafyada yaşıyoruz. Güneşimiz 365 gün yılda mevcut. Toprağımız hakeza aynı, suyumuz çok lezzetli. Böyle olunca da yani organik gıdanın aslında üretilerek mümkün olduğunca da çok doğal yöntemlerle yabancı otlar olsun, bitkiler veya işte pestisit amaçlı kullanılmasını gerektiren böceklere karşı mücadeleyi de düzgün şekilde, doğru şekilde yaparak devletin de katkısıyla, politikasıyla tabii ki yönlendirmemiz gerekiyor. İhtiyacımız olan bu ve bu hatta belki organik gıdaların ihraç şeklinde yurt dışlarına satılması da ülke ekonomisi açısından önemli bir nokta yaratacak. Bizim ihtiyacımız olan aslında daha bilimsel yöntemlerle çalışmak çünkü küçük bir ada ülkesiyiz. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel, gıda maddelerinin kullanımı hakkında da bilgiler verdi. Et ve sebze için farklı kesme tahtası kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Çiğ olan bir üründen pişmiş olan veya tüketime hazır olan bir ürün grubuna bakteri bulaşması oluyorsa, geçişi olabiliyorsa, öyle bir risk varsa cross-kontaminasyon dediğimiz çapraz bulaşma riski ile karşı karşıya izlemektir. Eğer önce pişmiş olan ve tüketime hazır olan gıdayı doğrama kalıbı üzerine çalıştıktan sonra onu çiğ ürünler için de daha sonra kullanabiliriz ama çiğ ürünlerden sonra muhakkak surette güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte etmek Bu gerekiyor. çağda mı değiştirmek gerekiyor mu peki bu Kesinlikle bu durumda? çağda Evet. değişmek gerekiyor. Ellerinde yıkanması gerekiyor. Çünkü dokunduğu her yüzeye bakteri geçmiş oluyor. Aslında hani biz bir toplum olarak kebap ve mangal olaylarına çok fazla bağımlı bir toplumuz. Bence aslında her eve et için ayrı bir doğrama kalıbının alınması çok daha sağlıklı ve hijyenik bir çözüm olabilir.